Merhabalar değerli Mehmet Hoca YouTube kanalı izleyicileri. Son zamanlarda havaların farklı değerler göstermesiyle yine hastalıklar güvercinlerde hastalıklar çok arttı. Bununla ilgili bir kısa bir video çekelim istedik. Okulumuzda öğle arasında bu kısa videoyu çekelim istedik. Şimdi güvercin yetiştiricilerin dikkat etmediği bazı konular var. Onlardan bahsedeceğim ben kısaca. Dışarıdan kuş gelmesi en büyük hastalığın sebebi oluyor. Kümeslere hastalık girmesinin en büyük sebebi dışarıdan getirdiğimiz kuşun karantina sürecini tamamlamadan direkt salmaya atmamızdan kaynaklanıyor. Şimdi kümeslerin her kümesin farklı bir yapısı var. Farklı bir mikrop dengesi var ya da farklı bir hava sirkülasyonu var. Bunlar kuşlar üzerinde farklı durumlar yaratıyor ve bu durumlarda kuş yeni yerine adapte olamıyor ve bağışıklık sistemi düşüyor ve orada direkt olarak hastalanabiliyor ya da kuş taşıyıcı olabiliyor ve kendi kümesindeki hastalığı diğer kümese rahatlıkla götürebiliyor. Bu durumda yapacağımız en önemli şey dışarıdan getirdiğimiz kuşa en az 20 gün yani 3 haftalık süreçte bir karantina uygulamamız gerekiyor. Dışarıdan getirdiğimiz kuşu öncelikle dezenfekte edeceğiz. Ayaklarını ve gagasını, tüylerini güzel bir dezenfektanla dezenfekte edeceğiz. Ardından bu kuşu dezenfekte ettikten sonra karantina salonumuza alacağız ve burada yaklaşık 3 hafta bu kuşu izleyeceğiz. Ondan sonra da uygun salmaya diğer kuşlarımızın yanına alabiliriz. Kuşu dezenfekte ettikten sonra karantina salmasına atacağız ve burada izleyeceğiz. Dışkı takibi yapacağız kuşta. Dışkı rengi birçok hastalığın belirtisi oluyor. Sağlıklı bir güvercinde, sağlıklı bir kuşta dışkı kahverengi tonlarında ve koyu kıvamlı oluyor. Cıvık ya da ishal tarzı durumların olmaması gerekiyor. Yine yeşil renkli, sarı renkli dışkılar, köpüklü, beyaz köpüklü ya da direkt saydam dışkılar kuşun bağırsak düzeninde bozukluğun olduğunun en büyük belirtilerinden biri. Dışarıdan getirdiğimiz kuşu bu karantina salonumuzda 3 haftalık bir süreçte izledikten sonra eğer durum iyi ise yeşil dışkı, sarı dışkı ya da köpüklü bir dışkı görünmüyor ise rahatlıkla salmamızı alabiliriz. Bir diğer konu dışarıdan gelen insanların direkt olarak salmaların ya da kümeslerin içine girmesi. Bu da en büyük hastalık taşıyıcılarından biri. Dışarıda 3-5 kümes gezen bir insan bütün kümeslerden mikropları, virüsleri, bakterileri kümes kümes taşımakta ve en son sizin kümesinize geldiğinde ve kümes içerisine, salma içerisine girdiğinde direkt olarak 5-6 tane kümesi mikrobunu, bakterisini, virüsünü sizin kümesinize taşımış oluyor. Sadece bu ayaklarla da olmuyor. Hani oradaki kuşu elliyor, oradaki toz üzerindeki kıyafete yapışıyor ve bu şekilde birçok kümesin mikrobu diğer kümese geçmiş oluyor. Bu durumda yapacağımız en basit önlem gelen misafirlerimizin mutlaka terlik değiştirmesine ya da sizin yanınıza çıkarken terlik değiştirmesini isteyeceğiz. Oraya sadece sizin çatınızda, sizin kümesinizde giyebileceği terlikler koyacağız. Onu da yapamıyorsak en önemli taşıyıcı ayaklar olduğu için bu hastanelerde ya da özel muayenelerde kullanılan galoşlar var. O galoşlardan koyacağız. Ayakkabıların üzerine o galoşlardan giymelerini rica edeceğiz misafirlerimizden. Çünkü bu durum hem onlar için hem de sizin için tehlikeli. Sizin kümesinizdeki bir hastalığı da kendi kümeslerine taşımış olacaklar. Bir de gelen misafirlerin kümeslerdeki kuşları ellememeleri tercihidir. Bu doğru olan harekettir. Yine gittikleri yerlerde birçok kuşu elledikten sonra gelip sizin yavrularınızı ellemeleri
ya da kümesinizde bulunan kuşları ellemeleri, diğer kuşlarda bulunan mikrop, hastalık ve diğer hastalıkların sizin kuşlarınıza taşınmasına sebep olacak. Bu da hoş olmayan bir davranış. Zaten bu anlamda bilinçli bir yetiştirici başkasının kümesine gidip eline gelen her kuşu tutmaz ve salmanın içine de girmemesi gerekir. O gösteri alanında beklemesi, ev sahibi olan kişinin ona göstermek istediği kuşları salma içerisinde göstermesi daha makbul olandır. Bir diğer konu kümeslerin dezenfektasyonu. Şimdi kümeslerde birçok farklı dezenfekte ürünü var. Çamaşır suyu bunun başında geliyor ama çamaşır suyunun yeterli gelmediği konusunda değişik makaleler var. Bu anlamda tavuk kümesleri için üretilen dezenfekte ürünlerini kullanabiliriz. Çok da başarılı oluyorlar. Biz kendi salmalarımızda sürekli kullanıyoruz. Ve şu anda gayet memnunuz bu ürünlerden. Burada isim vermek istemiyorum, reklam yapmak adına bir çekim yapmıyoruz. Ama çamaşır suyundan ziyade kümes dezenfektasyonları kullanmanız daha verimli olacaktır. Kümesleri öncelikle süpürdükten sonra pürmüz dediğimiz küçük tüpe bağlanan yakma aleti var. Bunu hırdavatçılarda bulabilirsiniz. Küçük tüyleri, bu kümeslerdeki küçük tüyleri bunlarla yakabilirsiniz. Akabinde bir sırt tulumbası ya da bir taşınabilir pompayla belirtilen dezenfekte ürününü yeteri kadar suyla karıştırıp gerekli alanlara püskürtebilirsiniz. Ve mutlaka bu dezenfekte işlemini yaptıktan sonra yemlik ve suluklarında güzel bir şekilde dezenfekte edilmesi gerekiyor. Yine suluklarda en fazla bakteri ürüyor. Sulukların da günlük olarak temizlenmesinde çok büyük bir önem var kuşlarımızın hastalanmaması için. Kümes zemininin ızgaralı olması tavsiye ediliyor. Ya da ayrıca demirden yapılan yüksek ızgara sistemi de kullanılabilir. Bu tamamen yetiştiricinin tercihine kalmış. Kuşun dışkısıyla olan teması kuşun hastalanmasına sebep olan en büyük etmenlerden biri. Değerli arkadaşlar, kısaca aklıma gelenleri söylemeye çalıştım. İnşallah sizler için de faydalı olmuştur. Bu videomuzda kısa bir şekilde kümeslere hastalık gelmemesi için, hastalıklardan uzak durmak için gerekli bilgileri sizlere aktarmaya çalıştık. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.